Biraz daha yukarı kaldırır mısınız? Işık girsin istiyorum içeri. Tamam mı? Çok masaların üstüne gelmesin tüller. Boylarını kısaltın. Bunların ütüsü yapıldı mı? En son bir tekrar geçelim üstünden. Bu tuzlukların, karabiberliklerin falan da bir tozunu alalım en son. Tamam, artık ıvır zıvır da kalmasın etrafta. Kaldırın fazlalıkları. Tamam, hadi. Hoş geldin Yılmaz. Konuşalım mı? Tamam. Biraz daha yukarı, biraz daha. Yukarı. Işık girecek. İki dakika konuşalım. Biraz daha ortaya doğru takar mısınız zımbasını? Çok gözüküyor. Alev, iki saniye yensene. Tamam, dur geldim. Bir dakika. Ya... Güzel oluyor değil mi? Güzel, güzel de... Ya şey diyecektim ben. Bu düğünü burada yapmasan, he? Sıkıntı olacak benim için. Yılmaz, şimdi mi söylenir bu Allah aşkına? Olur verdik adamlara, anlaşmayı imzaladık, her şey hazır. Ya tamam da... Alev... Biz şimdi Servet'le yine bir araya geldik sayılır. Duyarsa kötü olur, açıklayamam. Boşanma davası? Boş ver, karışık mevzular. Tahmin ettiğim gibi. Ben Servet'ten çekiniyorsan girmeyelim bu işe dedim. Hop hop, kimseden çekindiğim yok benim ya. E zor durumda kalıyorum ama. Söz vermiştin, sözüne güvenmiştim. Gerçi daha önce de sözüne güvenmiştim Yılmaz. Ya sen neyin lafını çarpıyorsun? Hey, neyin lafını çarpıyorsun sen? Allah Allah, Allah Allah. Alev, bir yalan mı söyleyeyim, ha? Ne yapayım? Ya niçin ağlıyorsun? Yılmaz, beni düşürdüğün durumun farkında mısın? Bu hikayedeki kötü ben oldum. Ya niye, niye? Şimdi de oyuncak gibi oynuyorsun benimle. Kadın olarak saygı duymuyorsun, anladık. Ya niye? Kadın olarak saygı duymuyorsun. Bari insan olarak saygı duysaydın da çalışanlarımın yanında beni bu duruma düşürmeseydin. Haklısın. Hadi git işini yap. Erkek adamın ağzından laf bir kere çıkar değil mi? Hadi, hadi tamam git. Ayarla yemeğini sen. Evet, nasılız? Her şey yolunda. Etler de geliyor şimdi. Şaraplarımızı açtık. Bir eksik bir şey olursa bir istediğiniz bir şey söyleyin lütfen, tamam? Nuri Bey ilgileniyor zaten sizle. Tanıyorsunuz Nuri'yi. Tabii. Afiyet olsun. Gel bakalım, gel. Aman ha Nuri'cim, şu yemeği de güzelce atlatalım. Tamam, bir eksik olmasın masalarda. Abim sen hiç merak etme. O iş bende. Zaten adamlar kaçtır bizde yemeklerini yiyor. Ezberledim artık. Aferin aferin. Şu düğünü de bir kazasız belasız atlatsak başka bir şey istemiyorum vallahi. Abim sen de amma hanım köle çıktın ya. Lan gene git. Hoş geldin Servet yenge. Hoş bulduk. Merhaba Yılmaz. Ne güzel, işlerinde yoğun gidiyor. Hayırdır Servet? Belki yardıma ihtiyaç vardır diye geldim. Yok yok, yardıma mardıma ihtiyaç yok. Maşallah Nuri her şeyi hallediyor. Değil mi Nuri? Evet abim. Ben yine de bir bakayım. Yok yok ya, hiç sen neye yoracaksın kendini Servet'im ya? Zaten bana bile ihtiyaç yok. Hadi biz çıkıyoruz yengenle. Bir şey olursa ararsın, tamam? Emrin olur abim. İyi günler Servet yengem. İyi günler. Nuri! Bir bakar mısın içeriye? Tamam hadi orada geliyorum. Hemen elindeki işaretini hemen geleceğim. Nuri'cim bunları artık depoya kaldıralım. Fazlalık bunlar. Tamam abla. Alev? Senin ne işin var? Ne yapıyorsun burada, ha? Ben şey... Düğün var yarın burada. Sen ne utanmaz kadınsın ya? Servet sakin ol. Sakin olamam. Senin de bundan aşağı kalır yanın yok maşallah. Yılmaz'ın bir suçu yok Servet.
Müşteri burayı seçince ben ısrar ettim. Müşteri mi seçti yoksa sen Yılmaz'a yakın bir konumda olmak için mi burayı ayarladın? Bak bilemedim ben. Servet, bir dinlersen açıklayacağım. Defol git buradan, defol. Defol git buradan. Rezil seni. Sen utanmıyor musun ya? Hangi yüzle buraya geliyorsun? Ha? Hangi yüzle? Servet bir dinle. Rezil olduk. Herkes bize bakıyor. Senden hala rezil mi var? Ay yoksa utanıyor musun? Siz yemeğinize... En yakın arkadaşının kocasıyla yatarken bir an için düşünmedi mi birileri duyar da utanırım diye? Ha? Ya Servet bir dinlesene. Ayıp oluyor. Bu kadın gidecek buradan. Konuşuyorsun bu kadınla. Gelsene buraya bir. Bir dinle, bir dinle. Amacını anlayamıyor musun? Aklını çelmeye çalışıyor seni. Ya bir dinlesene Servet. Bunları anlayamayacak kadar aptal mısın gerçekten? Ha niye sanıyorsun sen? Ya yeter Servet bir dinle be. O kadının verdiği para sayesinde kurdun sen işini. Ne? 100.000 liraya alev verdi. Hem de sana vereceğimi bile bile. Senin dediğin gibi tek derdi ben olsaydım verir miydi o parayı?